Evet, merhaba Üniversite TV izleyenleri, İstanbul Mecidiyeköy stüdyolarımızdan yine karşınızdayız. Ben İbrahim Avcı, 1984 Şanlıurfa doğumluyum. Turizm sektörüne kendimizi adadık. Kültür gereği de hizmet sektöründe bayağı bulunduğumuz için böyle bir dalda yol ilerliyoruz. İstanbul'da yaşadığımız için daha çok betonarme yerlerden sıkıldığımız için kendimizi hafta sonları hep doğaya atardık ya da bir deniz kenarına atardık. Bundan sebep hayalimizi gerçekleştirme yoluna çıktık. 14 tane tiny house'umuz. Odalarımız 2'şer kişilik olanlar var, 3'er kişilik olanlar var, bir de 4'er kişilik olanlar var. Aile. Aile olaraktan kalınabilir. Müşteri tercihimiz genel olarak büyük şehirlerde yaşayan insanlar, İstanbul'dan ya da büyük şehirlerden kaçmak istedikleri vakit bizleri tercih ediyorlar. Yaş ortalaması genelde 20 yaş ile 5-50 yaş arası daha olasılıklı aileler geliyor bize, tercih ediyor. Biz o hizmeti yaparken en çok zorlandığımız kısım artık günümüzde ustaların yetişmemesi. Ustalar yetişmediği noktada da biz burada ciddi sorunlar yaşamaya başladık. Biz burayı yaparken insanlar ilk başta yani böyle bir talep olmaz, yanlış bir yola mı gidiyorsunuz dediklerinde biz bunu biraz da inanmıştık. İnandığımız için gerçekleştirmesi daha kolay oluyor. Gençlere tavsiyemiz yani şöyle bir söz vardı bizim büyüklerimizin tabiriyle. Üretsinler. Üretsinler. Bir de insanlar büyüğümüz söylerdi. Aklınız gözünüzde değil de beyninizde olsun. Yani bir şekilde kendi kapasitelerini çalıştırarak yeni şeyleri cesaret edip yapmaya kalksınlar. Gelen misafirlerin fikirlerini aldığımızda, tavsiyelerini ya da bir teşekkürlerini aldığımız vakit bizi daha çok mutlu ediyor. Bugünkü programımızı da burada sonlandırıyoruz. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Evet, merhaba Üniversite TV izleyenleri, İstanbul Mecidiyeköy stüdyolarımızdan yine karşınızdayız. Çok kıymetli konuklarımız, her zaman burada misafir ediyoruz. Bugün de çok değerli, alanında ciddi başarılara imza atmış İbrahim Avcı konuğumuz. İbrahim Bey bugün bize çok ciddi konulardan bahsedecek. Çünkü Türkiye'de, özellikle de dünyada pandemiden sonra turizm farklı bir yere evrildi, farklı bir noktaya geldi. O kocaman büyük büyük binalardan, büyük büyük otellerden daha doğa ve daha single yaşama dönüştü. Yani minimal alanlara dönüştü. Bunların da en belirgin olanları imar probleminden dolayı tiny house'lar, yani küçük ve hareketli evler. Aslında bir nevi karavan diyebiliriz. Karavanın biraz daha uzun süreli kalanı. Modern hali diyebiliriz. Evet. İbrahim Bey bu değişim ve dönüşümü anlatacak. Tabii ondan önce biz İbrahim Bey'i biraz tanıma şansı bulduk. Türkiye'nin 81 ilinden Türksat Kablolu TV 46. kanaldan bizi izleyen tüm izleyicilerimiz de İbrahim Bey'i biraz tanısın isteriz. Merhaba İbrahim Bey, hoş Merhaba, geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Kendinizden bahsedin lütfen. Ben İbrahim Avcı, Şanlıurfa doğumlu, 1984 Şanlıurfa doğumluyum. 16-17 yıldır İstanbul'da ikamet ediyoruz. Turizm sektörüne kendimizi adadık. Zaten kültür gereği de hizmet sektöründe bayağı bulunduğumuz için böyle bir dalda yol ilerliyoruz. Evet, harika. Peki tiny house'lardan biraz bahsedelim. Bu sektöre girmeye ne zaman karar verdiniz? Nasıl karar verdiniz? Biraz bundan bahseder misiniz? Bu sektöre daha çok aslında pandemi dönemi olmadan öncesinde ben karar vermiştim. Pandemiden önce ben açmıştım ama pandemi zamanı daha çok talep. O zaman sektöre ilk girenlerdensiniz ilk siz. İlk girenlerden değil mi? Direkt ilk gireniz zaten biz. Daha çok hayal ettiğimiz bir şey. Gelen misafirlerimizin ya da biz kendi hayatımızda ne olmasını isteriz. İstanbul'da yaşadığımız için daha çok beton otellerden ya da betonarme yerlerden sıkıldığımız için kendimizi hafta sonları hep doğaya atardık ya da bir deniz kenarına atardık. Bundan sebep böyle bir hayalimizi gerçekleştirme yoluna çıktık ve doğa içerisinde hafta sonu insanların daha gelebileceği, geniş, temiz hava alabileceği bir ortam yaratmaya çalıştık. Konaklamamız mevcut orada zaten şu anda tiny house'larda, özel konaklamalar. Konsept otel olarak geçiyoruz. Bunların içerisinde gelen misafirimiz oda bahçesi var kendisine ait.
150-200 metrekare alanda her odanın kendisine ait bahçesi var. Bahçesinde çocuklarıyla zaman geçirebileceği bir alanı mevcut. Mangalını ya da atıyorum kahvaltısını, alakartını, her şeyini kendi bahçesinde hizmet alabilecek bir pozisyona getirdik. Daha çok hayalimizi gerçekleştirdik, öyle söyleyelim. İhtiyaç olan her şeyi orada gelen misafirlerimize sunmaya kalkıştık. Bir gelir kaynağı değil de daha çok insanın memnuniyet açısından bir yola çıktık. Bu yolda da başarılı olduğumuza inanıyoruz gelen misafirlerimizin doğrultusunda. Harika. Peki kaç dönüm bir alana kurdunuz tesisinizi? 7 dönüm bir alanda. Peki 7 dönüm alanda kaç kişi konaklama kapasiteniz var? 14 odamız mevcut. 14 tane tiny house'umuz. Odalarımız 2'şer kişilik olanlar var, 3'er kişilik olanlar var, bir de 4'er kişilik olanlar var. Aile. Aile olaraktan kalınabilir. Her odan dediğim gibi kendine ait özel bir bahçesi mevcut. Bahçesini çok rahatlıkla kendisinden başka kimse de kullanamıyor. Direkt o odaya ait oluyor. Geniş bir alanımız, restoran alanımız var zaten. 3 dönüm bir restoran alanımızı ayırmışız. O da doğanın içerisinde, yeşilliklerin içerisinde özel bahçe, hobi bahçeleri yapmışız. Bir de düğün alanımız mevcut tesisimizde. Harika. Peki genelde müşteri portföyünüz nedir? Kimler tercih ediyor bu tür alanı? Yani müşteri tercihimiz genel olarak büyük şehirlerde yaşayan insanlar, İstanbul'dan ya da büyük şehirlerden kaçmak istedikleri vakit bizleri tercih ediyorlar. Harika. Yaş ortalaması nedir? Yaş ortalaması genelde 20 yaş ile 45-50 yaş arası daha olasılıklı aileler geliyor bizi tercih ediyor. Harika. Peki sizin oraya ailesiyle ya da işte evliyse evli bir kişi geldi. Bir günü nasıl geçiyor? Sadece ormanın içerisinde konaklıyor mu yoksa aktiviteler vesaire şeyler de var mı? Aktiviteler tabii ki var. Bizde aynı zamanda atölye turlar da bulunuyor. Gelen misafirimiz zaten ilk gün bir odasını bahçesinde zaman geçiriyor. Birkaç gün kalacaksa eğer. İlk gün zaten odasında geçiriyor, bahçesinde zaman geçiriyor. Bir gün sonra ATV turuna çıkabiliyor. Çevrelerde at safarileri mevcut. At safarilerine binebiliyor. Onun dışında akşamları dilediğinde kendi mangalı kendisi yapabiliyor. Dilerse bizim alakart restoranımızda yine bahçesine ya da restoran kısmına hizmet verebiliyoruz. Harika. Peki genelde insanlar doğayı seviyor. Doğada iç içe olmak istiyor. Yapı malzemesi olarak ahşap mı ağırlıklı kullandığınız? Ahşap. Genel olarak da biz odalarımızda ahşap kullanıyoruz. Herhangi bir betonla ilgili herhangi bir şey kullanmıyoruz. Toprak görecek, ağaç görecek, ahşap görecek, başka göreceği bir şey yok bizim burada. Yani doğanın kendisiyle, kendisiyle zaten. Kendisiyle iç içe manzarasıyla da olsun. Çok güzel bir zaman geçireceklerine inanıyorum ben. Harika. Peki tesisin şey kapasitesi ne? Normal sirkülasyon kapasitesi ne? İnsan kapasitesi? Şöyle söyleyeyim. Bizim hafta sonları da yoğun geçirdiğimiz için hafta sonları restoranımızda yoğun bir talep oluşuyor. Doğal köy kahvaltısı dediğimiz organik ürünlerden kahvaltı hizmeti veriyoruz. Hafta sonları bizim restoran alanımızda bir 500-600 kişi ziyaret ediyor. Sadece restoran alanımızda. Aynı zamanda konaklama alanımız var. Konaklama alanımızda hafta sonları genel olarak dolu geçiyoruz. Bir de fırsat olduğu zaman yaz aylarında kır düğünü yapıyoruz. O da akşam vakitlerinde. Düğünün kendi kapasitesine göre alanımız normalde 1000 kişi kapasitelidir. O düğünün kapasitesine göre organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Harika. Peki bu tiny house'ları aslında ben elimden geldiği kadar Türkçe kelime kullanmaya gayret ediyorum ama bazen de böyle yerleşiyor. Hareketli ve küçük evlere diyelim. İmal ederken bir zorluk yaşadınız mı? Çünkü Türkiye'de yaygın değildi. Bunun ustası falan da yoktu. Önce hani oradan girelim. Daha sonra da işin hukuki kısmına bakalım. Çünkü birçok öğrenci de böyle hayal ediyordur. Genç, öğretmen ya da akademisyen. Yani benim de işte böyle bir tane olsa arabamın arkasına taksam götürsem dese alıp götürebilir mi, getirebilir mi? Böyle hareketli ortama müsait mi bunlar? Pandemi dönemine girdikten sonra dediğiniz gibi çok talep gördü. Biz o hizmeti yaparken en çok zorlandığımız kısım artık günümüzde ustaların yetişmemesi. Ustalar yetişmediği noktada da biz burada ciddi sorunlar yaşamaya başladık. En çok zorluk alanımız orasıydı. Diğer resmi kurumlarda ise herhangi bir zorluğumuz yok. Zaten bu prosedür uygun bir şekilde yapıldığı için herhangi bir eksiklik, herhangi bir sıkıntı yaşamadık.
Biz burayı yaparken insanlar ilk başta yani böyle bir talep olmaz, yanlış bir yola mı gidiyorsunuz dediklerinde biz bunu biraz da inanmıştık. İnandığımız için gerçekleştirmesi daha kolay oluyor. İnanmadığınız bir işe de sen gerçekleştiremezsiniz. Biz de inandığımız için ondan dolayı kendim bizzat imalatın başında durdum. A'dan Z'ye her şeysini uygulamasında kurup o şekilde bir hizmet sektörüne girdik. Harika. Şu anda görünüyor evet. Sanırım. Burası yatak odası. Evet. Evet görüyorum her taraf ahşap kaplama, klimalı, jacuzzi falan da var galiba. Evet jacuzzi var. Bahçesi de bu bölüm galiba. Evet bahçeleri 150-200 metre aralıklı değişiyor. Harika. Odalarımızda cam ağırlıklı doğayı seyretsin diye. Evet geniş alan. Bu da evet. Kahvaltıdan bu da kahvaltı, görüntü. Zengin bir kahvaltınız var galiba. Camlarımız reflektedir. Gündüzleri içerisi görünmez. Harika. Rahatlıkla doğayı seyredebilir. Akşamları zaten perdesi mevcut. Çok güzel. Çok güzel. Peki şunu merak ediyorum. Hani rakam vermek çok uygun olmaz ama orta gelirli bir ailenin bile tercih edebileceği güzel bir deneyim diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Harika. Yani verdiğimiz hizmeti aldığı oradaki rahatlığı daha fazlası değer ama bugün günümüzde artık insanların herkesin alım gücü ya da güçleri biraz da ekonomiden dolayı insanı herkes rahat olarak gidemediği halde yine de çok tercih ediliyoruz yani biz. Peki pazardaki payı ne şu anda? Mesela bunu biraz incelediniz mi? Baktınız mı pazardaki payına? Yani şöyle söyleyeyim. Pazardaki payında bizim şu anda en çok talep gören otellerden biri olduğu için tabii kurulum aşamasından bugüne çok farklılık değiştirdi. Şu an pazar payı biz sıralama koyduğumuzda da orta halli bir şey olarak genel geçiyor. Anlamda sormak istemiştim aslında. Yani townhouse'ların mesela şu anda konaklama sektöründe %20'sine falan ulaştı mı konaklama adetinde? Şu anda ulaştı. Bizim mesela doluluk oranımız yüksek oluyor. Normal otellerden bizim %20 fazlamız oluyor. Harika. Yani o şekilde durum söz konusu. %50 ile %70 arası kapanış yaparız biz ayı. %70 yani, dolulukla. %70 dolulukla kapatmış. Mükemmel. Kış aylarında dahi mesela kış aylarında insanlar İstanbul'da mesela daha çok talep görür ama ahşap evler bazı zaman tercih etmediklerini düşünürler ama evet. İşin aksi takdirde kesinlikle hayır. Kış aylarında daha çok talep görüyoruz biz. Daha çok talep görüyoruz. Evet çünkü o gelen kişi orada şöminenin başında bir odun kokusunu alıyor. Hı hı. Atıyorum bir daha doğal bir ortam. Şimdi artık insanlar köy ortamına dönüyor. Eski ortamlarımıza geri dönüyoruz. Bundan sebep biz mesela burada verdiğimiz hizmette oda bahçesinde kişiye özel ateş çukuru gönderiyoruz. İstediği vakit odununu veriyoruz. Kendi kendine ateşini yakıyor. Kendi mangalını başında, yakıyor. Kendi mangalını yakıyor. Peki kendi yiyeceğini içeceğini getirebiliyor yok, mu? Öyle bir imkanı var mı? Müsaade etmiyoruz. Mutfak yok o zaman bunlarda. Mutfak yok. Bizim ha, mutfak kendi yok, restoranımız ha. Olduğu için. Evet. Zaten bizden almaları daha kendileri için sağlıklı. Çünkü zaten biz doğal ürünleri kullanıyoruz. Evet. Bundan sebep köy ürünleriyle biz orada temin ediyoruz her şekilde. Dışarıdan bir şey getirmelerini gerektirecek. O zaman siz tamamen otel konseptiyle aynen, çalışıyorsunuz. Otel konsepti olarak aha. ilerliyoruz. Ama daha çok böyle doğal ortamda, doğal atmosferde. Doğal yiyecekler, doğal olarak da öyle ilerliyoruz. Harika. Yeriniz sanırım Riva bölgesinde miydi? Yerimiz Beykoz'da. Beykoz Cumhuriyet köyünde. Harika. Cumhuriyet köyü olarak geçiyor. İstanbul'dan nereden gelirseniz 35 dakika. Harika. Mesafede. Yani İstanbul'dakiler rahatlıkla oraya yani, ulaşabilirler. Lokasyonumuz çok ortak bir noktada aslında. Üç köprüden de rahatlıktan gelinebiliyor. Çok güzel. Peki size ulaşmak isteseler sosyal medya hesaplarınız falan var mı? Var evet. Instagram nedir söylemek ister misiniz? Instagram hesabımız var. Normal Google AdWords'te hesaplarımız var. Evet. Oradan ulaşabilirler. Peki ismi neydi isminiz? Pamela Garden olarak geçiyor. Pamela Garden Pamela olarak Garden. Size ulaşmak isterlerse evet. Oradan da rahatlıkla ulaşabilirler. Peki şunu merak ediyorum. Turizm okuyan gençler var. Evet. Siz de turizm sektöründesiniz. Gençlere tavsiyeniz ne olur? Gençlere tavsiyemiz yani şöyle bir söz vardı bizim büyüklerimizin tabiriyle. Üretsinler. Üretsinler. Bir de insanlar büyüğümüz söylerdi. Aklınız gözünüzde değil de beyninizde olsun. Yani bir şekilde kendi kapasitelerini çalıştırarak yeni şeyleri cesaret edip yapmaya kalksınlar.
Bunu tavsiye ederim yani. Biz de bu şekilde doğru yolu bulduğumuzu düşünüyorum. En büyük tavsiyem düşüncelerini her zaman için gerçekleştirmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor. Emek de önemli değil mi burada? Tabii ki. Yani şu anda gençlerde sanki böyle emek vermeden, kısa yoldan, hızlı yoldan böyle sonuç alma çabası var. Ya şu an bunu nasıl değerlendirirsiniz? Günümüzde ekonominin birazcık çok eksiklikler olduğu gibi, dünya üzerinde olan bir eksiklik olduğu gibi, ister istemez insanlar birazcık daha bir kolaylığına kaçmaya çalışıyor. Ama doğrusu değil. Hiçbir emek kolay, hiçbir kazanç kolay kazanılmıyor. İlla ki bir zorluklardan, arkasına baktığınızda bir zorluk vardır. Bu noktaya gelindiği vakit kolay gelinmediğini bilmeler gerekiyor. Emek vermeden hiçbir şekilde kazandığınızın hiçbir şey olmaz. Peki çocukluğunuz Urfa'da mı geçti? Çocukluğum 20 yaşına kadar Urfa'da geçtim ben. Hı. 20 yaştan sonra İstanbul'a geldim. Peki hiç hayal ediyor muydunuz çocukken böyle turizm sektörüne yöneleceğinizi? Yani hayal etmiyorduk. Ama hayat işte dediğimiz gibi bizi bir şekilde bu sektöre sürükledi. Ve geldik, şu an çok memnunuz yani. Onu soracağım. Mesela mutlu musunuz yaptığınız işten? Mutluyuz, evet. İnsanların en azından gelen misafirlerin fikirlerini aldığımızda, tavsiyelerini ya da bir teşekkürlerini aldığımız vakit bizi daha çok mutlu ediyor. Harika. Yani bunu aldığımız vakit biz doğru bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü ben daha öncesinde de birçok ülkede giden bir insandım, gezen bir insandım. Yani hizmet sektörünü daha iyi bilirim. Gittiğim yerde aldım mesela hizmeti. Bu işten önce ne işle iştigal oldunuz? Bu işten önce asıl bizim benim mesleğim ayakkabı imalatçısıyım ben. İşte Urfa'dayken yapıyordum. Sonra bıraktım, İstanbul'a geldiğimde artık biraz ticaret, daha sonra hizmet sektörüne girdik. Aslında biraz da kendi zevkinizdi gibi hissettim, evet, ben. Çünkü önce siz çocuklarla beraber ya da ailenizle ya da arkadaşlarınızla beraber gidip gele gele ya ben neden bu işin ticaretini yapmayama dönüşmüş galiba, anladığım kadarıyla. Öyle oldu. İşte dediğim gibi bizim çok gezdiğim için mesela ticarete atıldığımızda hayatımızın bir yılın 5 ayını biz otellerde geçiriyorduk. Çünkü yurt dışına çıkıyorduk ya da atıyorum burada şehir arası konaklama yaptığımız tesislerde. Hep böyle aldığımız iyi şeyleri hayatımızın bir köşesinde istedik. Şimdi o aldığımız hizmetleri biz de gelen misafirlerimize sunmaya kalkışıyoruz. Harika. Yani böyle ilerlediğimiz müddetçe misafirlerimizden doğru not aldığımızı düşünüyorum. Harika. Evet, güzel, keyifli bir program oldu. Eklemek istediğiniz ya da seyircilerimize iletmek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Peki Üniversite TV ailesini nasıl buldunuz? Çok iyi buldum. İnşallah tekrar ziyaret etmeyi düşünürüz. İnşallah, inşallah. Sizler bizler de sizi ziyaret etmek isteriz, yerinde görmek isteriz. Mutlaka bekleriz. İnşallah, inşallah. Ayaklarınıza sağlık, mutlu ettiniz bizi. Tecrübe ve deneyimlerinizi aktardınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, sevgili Üniversite TV izleyenleri, çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Turizmin yeni vazgeçilmez unsuru olan townhouse'ları, yani küçük hareketli evler, yeni trend olan, yeni moda olan küçük evleri konuştuk ve birçok gençler tarafından, aileler tarafından izlenen, takip edilen ve arzulanan bir yer burası. Ve dolayısıyla da bayağı popüler ve genç arkadaşlarımız, editör arkadaşlarımız alanında gerçekten marka olan, iyi olan insanları buraya davet ederek tecrübe ve deneyimlerini sizlere aktarma noktasında program hazırlıyorlar. Bugünkü programımızı da burada sonlandırıyoruz. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.